Sual: Adalet nerelerde yapılmalıdır? Cevap: Adalet, iyi huyların en şereflisidir. Adıl kimse, insanların en iyisidir. Adalet, ittifak, müsavat demektir. İki şeyin ya kendileri veya sıfatları müsavi olur. Benzeyen yerlerinde birleşmişler demektir. Demek ki adalet, birlikten, vahdetten doğmaktadır. Vahdet ise, en şerefli bir sıfat, en üstün bir haldir. Çünkü, bütün varlıklar bir varlıktan meydana gelmiştir. Âlemde rastlanan her birlik, hakiki biricik varlığa benzemektedir. Her varlık, o bir olan varlıktan olduğu gibi, her birlik, o birdendir. Ölçme, karşılaştırma işlerinde, müsavat yani eşitlik gibi şereflisi, kıymetlisi yoktur. Musikit bu mesele daha mufassal tetkik edilmektedir. İşte bunun için, iyiliklerin en şereflisi adalettir. Adalet, ortada olmaktır. Ortadan ayrılan da adalet olmaz. Üç yerde adaletin bulunması lazımdır. Bir malı, bir nimeti bölerken adalet ile bölmek lazımdır. İki muamelatta, alışverişte adalet lazımdır. Üç ukubatta, ceza vermekte adalet lazımdır. Bir kimse, birisine korku verse, saldırsa, bu kimseye de öyle yapılması lazımdır. Fakat, bu karşılığı ancak hükümet yapar. Kendisine saldırılan kimse, buna karşılık yapmamalı, bunu emniyete, mahkemeye haber vermelidir. Müslüman, hem İslamiyet'e uyar, günah işlemez. Hem de kanuna uyar, suç işlemez. Adalet olunca, herkes korkusuz yaşar. Adalet, korkusuzluk demektir. İslam Ahlakı Kitabı sayfa 161. Sual: Adaletin ölçüsü nedir, nasıl olmalıdır? Cevap: Adalet nedir? Bunu insan aklı ile bulmak çok güç olduğu için Allahü Teala kullarına acıyarak memleketleri korumak için bir ölçü aleti gönderdi. Bu ilahi ölçü ile adaleti ölçmek kolay oldu. Bu ölçü peygamberlerin aleyhimüsselavatü ve teslimat getirdikleri dinlerdir. İslamiyete namus-i ilahi de denir. Bugün ve kıyamete kadar kullanılması emir olunan ilahi ölçü, Muhammed aleyhisselama gönderilen dindir. Bu ölçüden sonra, bir de ikinci ölçü verilmiştir. Bu da, sözü geçen hakimdir. İnsan, medeni olarak yaratılmıştır. Yani, öyle yaratılmıştır ki, birbirleriyle karışmak, bir arada yaşamak, yardımlaşmak zorundadırlar. Hayvanlar, medeni yaratılmadı. Medine'de, şehirde birlikte yaşamaya mecbur değildirler. İnsan nazik, zayıf yaratıldığı için, pişmemiş yemek yiyemez. Gıda, elbise ve binanın, hazırlanması lazımdır. Yani, sanatlara ihtiyaç vardır. Bunun için de, araştırmak, düşünmek ve tecrübe yapmak, çalışmak lazımdır. İslam Ahlakı Kitabı sayfa 162. Kaynak: dinimizislam.com